akşamlar. Geçen hafta 2. Abdülhamit dönemini İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele geçirip ülkeyi 1. Dünya Savaşı'na sürüklemesini ve yenilginin ardından yıkılan imparatorluğun yerini alan Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan siyasi mücadeleleri ele almıştık. Atatürk'ün vefatının ardından Türk siyasetinde yeni bir perde açılmıştı. Milli şef dönemiydi başlayan. Bayar'la çalışmak istemeyeceği biliniyordu İnönü'nün. Biri liberal, diğeri devletçi politikaları savuna gelmişlerdi. O yüzden 2 ay sonra İnönü'nün yola Refik Saydam'la devam etme kararı yadırganmadı. Ama kapıyı çalan 2. Dünya Savaşı ve Saydam'ın vefatı üzerine İnönü başbakanlığa, eğitimini yurt dışında yapmış, parlak bir siyasi kariyeri olduğunu düşündüğü Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu'nu getirdi. Zor yıllardı Türkiye için. Savaş, seferberlik, kıtlık, karne. Harp bittiğinde ateş topundan uzak kalmayı başarmış ama savaşa giren ülkelerden pek farklı halde olmayan ülke görünümündeydi Türkiye. Üstelik baskıya rağmen Almanya ile müttefikler arasında tercih yapmamış olmasından dolayı Batı dünyasının öfkesine, Sovyetler Birliği'nin taleplerine muhataptı. Yıllar önce Avrupa'da büyükelçiyken Fethi Okyar'la röportaj yapan bir gazeteci, "Sizde kaç siyasi parti var?" sorusuna "Yalnız bir siyasi parti var" cevabını alınca, "O halde sizde meclis denetimi falan yok, tek partiyle nasıl olur bu iş?" diye tepki göstermişti. Okyar, "Biz hükümeti komisyon çalışmalarında denetleriz. Bu şekilde değişik partilerin olmasından kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldırmış bulunuyoruz" demişti. Ancak gazeteci söyleşiyi, "Budala adam Avrupa'nın ortasında aklınca bize parlamento demokrasi dersi veriyor" yorumuyla yayınlayınca o üzüntüyle parti kurması teklif edildiğinde kabul etmişti. Şimdi benzer değerlendirmeler Türkiye'nin Sovyet tehdidini hissettiği ve Batı dünyasının desteğini beklediği dönemde müttefik başkentlerinde yapılıyordu. Bu şekilde gelinmiş ama böyle devam edilmeyecekti. Atatürk'ün vefatı üzerine yeni bir dönem açılacak. Şimdi bu yeni dönemde en temel sorun Cumhurbaşkanlığı makamını kim dolduracak meselesi ön plana çıkıyor. Siyasi duruma baktığımız zaman bir Atatürk'ün Çankaya ekibi olarak adlandırdığımız, ki o dönemde Muhtat Sebat olarak diye basının da adlandırdığı kişiler bunlar. Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras, Kılıç Ali gibi isimlerin ön plana çıktığı Atatürk'ün en yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları var. Şimdi bu kişiler İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı'na gelmesini istemiyorlar. Fevzi Çakmak'ın adaylığı bir ara bahis konusu olabiliyor. Ama Fevzi Çakmak böyle bir şey kesinlikle yanaşmıyor, Genelkurmay Başkanı. Aynı şekilde isim olarak düşünülebilecek Başbakan Celal Bayar da bir Cumhurbaşkanlığı niyetinde olmadığını bildiriyor. Ve sonuç olarak çok seçimi de meclis yapmış olduğu için 35 meclisi. İnönü fazla bir sıkıntı yaşamadan Cumhurbaşkanlığı makamına getiriliyor. Şimdi 30'lu yıllar dünyada faşizmin, nazizmin yükseldiği yıllardır aynı zamanda. O dönemde bizim gazeteler açın, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı destekleyen kalemşörlerin sürekli demokrasi aleyhine yazdıklarını, Hitler'in ve Mussolini'nin nutuklarını böyle büyük puntolarla, özellikle demokrasine aleyhine yaptıkları konuşmaları ne kadar katıldıklarını göstererek yazdıklarını görürüz. Tam bir demokrasi düşmanlığı vardır. Biraz bu serbest fırka denemesi falan da CHP'lilerin çok canını sıkmıştır. İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra biliyorsunuz kendisini milli şef ilan eder. Bu milli şef kavramı şöyle bir kavram. Bütün milleti kendi şahsında temsil eden varlık. Dolayısıyla bir yüce varlık. Sonra 2. Dünya Savaşı oldu malum. Çok sıkıntılı bir süreç oldu Türkiye için. Varlık vergisi tartışmaları, işte yokluklar, bilmem darıyı toplayarak ekmek yapmalar, karneyle ekmek dağıtmalar vesaire. Ne olabilirdi? Başka türlü olabilir miydi? Bütün bunlar ayrıca tartışılabilir tabii ki ama çok sıkıntılı bir süreç oldu kesin. Ve sıkıntılar arttıkça bizim gibi az gelişmiş toplumlarda, o dönem için söylüyorum, siyasetin daha disipline bir şekilde toplumu yönetme arzusu da kabarır. Yani millet ne düşünüyor, daha serbestleşelim, özgürlük, demokrasi iyidir falan demezler. Aksine şartlar zorlaştıkça
disipline eğilimler artar. İkinci Dünya Savaşı bambaşka bir sonuç yarattı. Nedir ortaya çıkan sonuç? Bir Sovyetler Birliği etrafında bir güç var. Amerika Birleşik Devletleri etrafında oluşan bir güç var. Bu güç Nazizme karşı birleşmiş ama belli ki bu güç hızla birbiriyle çatışma haline girecek. Yani olmaması mümkün değil. Savaş sonrasında Amerika Türkiye'nin bir bakıma demokrasiye geçmesini şart koşup bir takım yeni ilişkilerin tesisinin ve yardımın ancak bu şekilde sağlanabileceği o meşhur Marshall yardımı ifade ettiğinde İsmet İnönü de 19 Mayıs'ta radyoda yaptığı bir konuşmayla artık Türkiye'de çok partili parlamenter rejime geçileceğini söyler. Savaşın tabii hemen akabinde yeni şartlara uyum göstermek mecburiyetinde kalan bir ülkenin yöneticileri olarak böyle bir tercihte bulunurlar. Cumhuriyet Halk Partisi için iktidar mevkiliğini elde tutmak arzusu her münazamın üstünde değildir. Hükümetin hazırladığı toprak kanununa meclise gösterilen muhalefet vesile oldu. İnönü kanuna itiraz eden milletvekillerinin belki de o ana kadar akıllarında olmayan yolu işaret etti. Madem hükümete karşısınız, CHP'den ayrılıp kendi partinizi kurun dedi. Muhalif milletvekilleri bir yandan İnönü'nün ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor, bir yandan da parti kurdukları takdirde halktan ilgi görüp görmeyeceklerini anlamaya çalışıyorlardı. Ancak zaman dardı, ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyordu. 1945 Kasım'ında biraz zorlamak, biraz da yüreklendirip güvence vermek için bir adım daha attı İnönü. Türkiye'nin tek eksiğinin hükümet partisi karşısında ikinci bir partinin bulunmaması olduğunu söyledi. Muhalif milletvekilleri parti kurmalarının siyasi tasfiye amaçlı bir oyun olmayıp, milli şefin Batı dünyasının baskısı karşısında kabullenmek zorunda kaldığı bir şey olduğunu anlamışlardı. Fikri zeminini yakın tarihe dörtlü takrir diye geçen ünlü bildiri sağlamıştı Demokrat Parti'nin. Bütün dünyada hürriyet ve demokrasi cereyanlarının zafer kazandığı, devletlerin demokratik hürriyetlere uymasının güvence altına alınmak üzere olduğu şu günlerde diye başlayan bildiri, gerek iç gerekse dış şartlar, anayasamıza hakim olan demokratik ruhu bugünkü siyasi hayat ve teşkilatımızda kuvvetle ortaya çıkarmak zamanının geldiği kanaatine bizi sevk etmiş bulunmaktadır hükmüyle noktalanıyordu. Ve Demokrat Parti kuruldu. Bu İnönü'nün algılamasında eğer Sovyetler Birliği ile baş başa kalırsa bu bölgede, yani yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye kendine Batı dünyası içerisinde bir yer bulamazsa ve Batı'nın koruyuculuğu olmadan Sovyetler Birliği ile teke tek kalması halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyor. Ve bunun için de ve Batı dünyası içerisinde de saygın bir yer edinebilmek için çok partili bir sistemin çok etkili olabileceğini düşündüğü için de aynı serbest fırka denemesine benzer bir düşünceyle Demokrat Parti'nin kurulmasına milletvekillerini yönlendiriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada Nazizmin ve faşizmin yenilgiye uğraması bir anlamda demokrasiyi patlattı yeniden. Oysa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki büyük umutlar, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe ilişkin büyük umutlar kısa bir süre sonra yerini büyük hayal kırıklıklarına bırakmıştı hatırlayacaksınız. Ve bütün kıta Avrupası hemen hemen tamamı tek partili diktatörlükler ile idare edilmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu düzen tamamen tepetaklak oldu. Yeniden liberalizm, özgürlük, barış, antimilitarizm gibi kavramlar öne çıkmaya başladı. Bu da tabii bütün ülkeleri etkiledi. Mecliste Demokrat Parti'nin mevcudiyetinin, muhalif bir partinin varlığını önemseyen Batılıların eleştirilerini savuşturmaya yeteceği düşünülüyordu. Her vesileyle Batı değerlerini savunduğunu, müttefiklerin demokrasi idealine sahip çıktığını kanıtlamak zorunda hissediyordu kendini CHP. Ortam değişince 43'ten sonra Almanya işte bu Sovyet cephesinde gerilemeye başlayıp Amerika savaşta daha etkin bir rol almaya başladığında bizdeki yönetim de yavaş yavaş yeni duruma göre pozisyon almaya başlar.
Mesela 1944'te milliyetçileri falan tutuklamaya başlarlar. Bizdeki milliyetçilik de o dönemde, 44 için söylüyorum, biraz böyle nazizmden falan etkilenen tarafları da vardır. Ama etkilenen sadece milliyetçiler değildir. Resimlere bakın, o dönemin yöneticilerin resimlerine. Hepsinin badem bıyıkları vardır. Badem bıyık Hitler'den kalma, moda olan bir fikir, bir ideoloji egemen hale geldiğinde modasıyla birlikte geliyor. Saç tipiyle, bıyığıyla falan. Birçok insanda öyle badem bıyıklar görürsünüz. İkinci Dünya Savaşı'nda sırasında, momentinde Türkiye'de dalgalanma yapılıyor. Hatta Türkiye'de bakıyorsunuz Hitler'e yakın politikalar takip ediliyor. Anlaşmalar yapılıyor. Bir siyaset yapılıyor. Almanya ile flört yapılıyor. Tabii ki onlar Almanya'nın kazanacağını zannedilirken ters dönüyor olay. Öbür taraf kazanıyor. O zamana kadar desteklenmiş olan Turancı hareketler hesabı sorulmak için içeri alınıyor. Yani dikkat edin, siyasi güç istediğini istediği zaman meydana çıkartıyor, yani önünü açıyor, istediği zaman tıkıyor. Ve tabutluk dediğimiz, 44 hadiseler dediğimiz hadise burada yapılıyor. Savaş sonrası dünyanın demokrasiye yönelen ortamında seçime gitme kararı aldı CHP. Açık oy, gizli tasnif sistemiyle Demokrat Parti doğru dürüst teşkilatlanmadan baskın şeklinde gündeme gelmişti seçim. Katılıp katılmamak konusunda tereddüt geçiren Demokrat Partilileri dört bir yandan kuşattı hükümet. Ya şimdi katılırsınız ya hiç demeye getirdi. İnönü ve Bayar'ın açıklamalarıyla basına yansıyan çekişme sonunda uzlaşmayla neticelendi ve Demokrat Parti seçimlere katılma kararı aldı. Celal Bayar kazanamayacaklarının farkındaydı. Hezimet sayılmayacak bir sonuç almayı amaçlıyordu ve öyle de oldu. Sanılandan daha zorlu bir rakip olduğunu gösterdi Demokrat Parti. Örgütsüzlüğüne rağmen 465 sandalyeden 61'ini kazandı. Sandık başında seçmenlerin maruz kaldığı baskıya, oy sayımında ve tutanaklarda hile yapıldığı yolundaki iddialara rağmen elde edilen bir sonuçtu bu. 1946 seçimleri aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili sisteme geçişte ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinin bir habercisi. Gerçi Halk Partisi açık bir farkla kazanıyor seçimleri, ama yine biliyoruz ki 46 seçimlerinde bir miktar seçim hileleri yapıldığını biliyoruz. Örneğin İstanbul'daki bütün milletvekilliklerini aslında Demokrat Parti kazanmasına rağmen sanıyorum 5 milletvekilliği CHP kazanmış gibi gösteriliyor. Bunun daha sonra belgeleri falan da yayınlanmış, bir şey yapılmıştır, aktarılmıştır. O geçiş dönemi içerisinde muhalefet partisi giderek güçleniyor. Çok partili hayat devreye girer, ama yine hatırlayalım, muhtemelen o dönemin yönetici elitleri, hele biz bir bu uluslararası ilişkilerin getirdiği zorlama çerçevesinde adı demokrasi olan şu çok partili parlamenter rejime geçelim, nasıl olsa iktidarımızı sürdürmenin bir yolunu buluruz şeklindeki bir anlayışla davrandıkları çok açık. Çünkü ilk seçim hepimizin bildiği gibi açık oy gizli tasnifle olur. İşte o yol bu yoldur. Egemen bir kudret var. Uzun yıllardır iktidar olan bir CHP var. Dolayısıyla sandık başına giden insan herhalde gidip DP'ye oy verecek değil. İnsanların gözünün içine baka baka açık oy çünkü. Mimlenecektir, korkacaktır. Çok partili sisteme geçiş dönemine düşünceleri itibariyle pek uygun düşmeyeceği düşünülen Recep Peker başbakanlığa getiriliyor. Bunu iki şekilde yorumlamak lazım. Bir, İnönü ile Recep Peker arasındaki anlaşmalar, yani fikir benzerliklerini, fikirdaşlığın ya da yakın ilişkilerin bir sonucu olarak bu olmuş olabilir. Ama ikinci bir neden de geçiş döneminde artık yeni muhaliflerle birlikte Muhalefet Partisi, Demokrat Parti kurulmuş olacak. Bu çekişmeler sırasında İnönü'nün biraz daha iki parti arasında dengeli bir politika izleyeceğini deklare etmesi var. Yani iki partiye de eşit mesafede davranarak bu çok partiye geçiş dönemini pürüzsüz bir şekilde halletme şeklinde bir düşüncesi var. Ama bu arada partinin de bir başbakanı, partili bir başbakanı olması lazım. Dolayısıyla muhalefetten gelecek eleştiri oklarının bir şimşeğini çekecek bir kişi olması lazım. Bu da büyük bir olasılıkla başbakan olacaktır.
1946 seçiminin sonuçları iktidarı korumanın zor olduğunu göstermişti CHP'ye. İnönü bir kere daha bağları sıkılayarak sonuç alıp alamayacağını deneme kararı vererek başbakanlığa Recep Peker'i getirdi. Savaş sonrası dünyanın demokrasiye yönelen ortamında seçime gitme kararı aldı CHP. Temmuz 1947'de İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiği düşüncesiyle CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı. Ancak bütün bu değişikliklerin Demokrat Parti'nin önünü açmaktan başka sonuç doğurmayacağını görüp, önce mutedil bir insan olarak tanınan Hasan Sakay'a, ardından ilahiyat hocası, İslam tarihi uzmanı Profesör Şemsettin Günaltay'a verdi görevi. Şemsettin Günaltay'ın halkın, Milli Şefe ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne öfkesini gidermek için din eğitimi veren okullar, Kur'an kursları açması da insanların kanaatini değiştirmedi. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçim, 1946'nın tam tersi bir tablo çıkardı ortaya. CHP ancak 69 milletvekili çıkarabilmiş, Demokrat Parti 408 milletvekilliği kazanarak iktidara gelmişti. Seçim sonuçlarının alındığı gece Çankaya'da yaşananlara ilişkin anlatılanların gerçeği ne oranda yansıttığını bilmeye imkan yok. Bazı askerlerin İsmet İnönü'ye gelerek duruma müdahale etmeyi, Demokrat Parti yöneticilerini tutuklamayı teklif ettikleri iddialarının doğruluğu tartışılır. Ancak söylentiler gerçek olsa dahi bilinen İsmet İnönü'nün bunlara itibar etmediğidir. Başta Demokrat Parti yöneticileri olmak üzere herkesin bu sonuç karşısında şaşkınlık içine girdiğini düşünmemek elde değil. O gece CHP Genel Merkezi ve partinin yayın organı Ulus Gazetesi'nde çalışanların içinde bulunduğu ruh halinin açık göstergesi, gazetenin ertesi gün yayınlanacak nüshasına nasıl bir başlık konacağına kimsenin karar veremeyip tercihin İsmet Paşa'ya bırakılmasıdır. Ulus'un CHP iktidarı devrediyor başlığıyla yayınlanmasının herkesi ama en fazla o ana kadar endişeli bir bekleyiş içinde olan Demokrat Partilileri ferahlattığını söylemeye gerek yok. Devir teslim bir hafta içinde tamamlandı. Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıktı. İsmet İnönü'nün tarihi ve jeopolitik endişelerle aldığı demokrasiye geçme kararının gerçek tarihi 14 Mayıs 1950'dir. 14 Mayıs 1950 yani Demokrat Parti'nin iktidarını haber veren seçim sonuçları Türk toplum ve siyaset tarihi açısından bir milada tekabül eder. 14 Mayıs 1950 bu açıdan Türkiye'de iktidarın halk oyuna dayalı olarak kansız el değiştirmesinin tarihidir. Bu tarih ne saray darbesiyle ne Yeniçeri isyanıyla belirlenmiştir. 14 Mayıs 1950'yi bir karşı devrimin miladı olarak görmek isteyenler bunu ancak bir şartla yapabilirler. Bu şart, bazı insanların diğer bazı insanlardan daha fazla eşit olduğu şartıdır ki bu görüş bilindiği gibi antidemokratik, geri ve faşizan bir görüştür. Bütün insanların eşitliği ve Cumhuriyet'in temel referansının birey yurttaşa yönelik vurgusu hesaba katılırsa 14 Mayıs 1950 demokrasinin miladı dışında başka bir referans çerçevesi içerisinden görmek mümkün değildir. 20 yıllık bir muhalefetsiz tek parti dönemi var. 1925'ten sayarsak, takviye sükun kanunundan itibaren sayarsak 45'e kadar olan dönemi. Böyle bir dönemde alttan alta gelişen bir toplumsal muhalefet var. Bunun ötesinde Cumhuriyet devrimlerinin esas itibariyle kentsel, büyük kentlerde yankı bulabildiğini ama kırsal kesimde özellikle ulaşım olanakları ve iletişim olanaklarının çok kısıtlı olduğunu düşünecek olursak aynı etkiyi gösteremiyor. Yani dolayısıyla bir muhafazakar bir toplumda o hızlı bir istenen batılılaşma dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştirilmiş durumda değil. Dolayısıyla muhafazakar bir seçmen kitlesinin ağırlıklı olduğu bir seçim.
Bayar'la dörtlü takrirde imzası bulunan partinin önde gelen üç kurucusu Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes arasında bir iktidar mücadelesinin olacağını kimse düşünmüyordu. Son CHP hükümetinin başbakanı Şemsettin Günaltay'ın istifa etmiş olması dolayısıyla Bayar'ın ilk olarak hükümet sorununu çözmesi gerekiyordu ve herkesin beklentisi Refik Koraltan ya da Fuat Köprülü'nün başbakanlığa gelmesiydi. Ama öyle olmadı. Adnan Menderes Çankaya'ya çıkıp hükümeti Fuat Köprülü'nün kurması arzusunu dile getirdiğinde Bayar kararını açıkladı. Hayır, başbakan siz olacaksınız. İlk bakışta kurucular içinde en genç olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın kitlelere farklı bir mesaj verme arzusunun ifadesi gibi görünüyordu bu. Herkes de öyle algıladı. Devlet çekirdeğinin hassasiyetlerini bilen Celal Bayar'ın geçiş sürecinde hükümeti kontrol etme arzusuyla uzun süredir siyasetin içinde olan kişiler yerine Adnan Menderes'i tercih ettiği fazla düşünülmedi. Sivil hayattan geliyordu Bayar. Bunun halk nezdinde güvensizlik ya da tereddüt doğurduğunu görmemişti. Ancak Atatürk ve İsmet İnönü'nün asker menşeli olmalarının ordu üzerinde olumlu tesir yaptığının da farkındaydı. Bu nedenle noksanlık olarak değerlendirdiği durumu hiç değilse kısmen düzeltmek amacıyla kendisinin milli mücadeleye milis kuvvetler safında silahlı olarak katıldığını gösteren resimlerini bastırıp basına dağıttırmakla işe başladı. Subay üniforması giymedim ama ben de savaştım demek istiyordu. Demokrat Parti iktidar olmadan önce muhalefet döneminde Demokrat Parti'yi temsil eden ve sürükleyen isim Celal Bayar'dı. Celal Bayar'la Demokrat Parti'nin kurucuları ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde siyasi rekabete girmesi zaten söz konusu değildi. Hiçbiri Celal Bayar'ın siyasi kariyerini tartışma konusu yapamazlardı ve onunla bir siyasi rekabete girebilecek bir kariyere sahip değillerdi. Kendisi de diğerleri gibi Atatürk ve İnönü gibi parti başkanı olarak en yüksek makam olarak görülen Cumhurbaşkanlığını tercih etmiş olmalı. İşin enteresan tarafı kendisinden sonra gelen kimdir diye soracak olursak herhalde Adnan Menderes tam olarak değildi. O sırada değildi. Ancak buna rağmen Demokrat Parti ve Menderes kabinesi göreve başladığı gün başlayan darbe söylentileri bir hafta sonra ayyuka çıktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nafiz Gürman'ın Çankaya'ya gidip Bayar'a ordu seçim sonuçlarına saygılıdır demesi bile dedikoduların önünü kesmeye yetmedi. Adnan Menderes'in emekliye ayrıldıktan sonra Demokrat Parti saflarında siyasete atılan Kor General Fahri Belen ve Albay Seyfi Kurtbek'ten aldığı bilgiler darbe hazırlığı istihbaratının ciddi olduğu, ordunun 8 Haziran'ı 9 Haziran'a bağlayan gece idareye el koyma kararı aldığı yönündeydi. Celal Bayar'la görüşen Menderes, 6 Haziran günü 15 general ve 150 albayı emekliye sevk etme kararı aldı. Üst düzey komutanlar vardı emekli edilenler arasında. Karara CHP dahil kimseden itiraz gelmedi, bir direniş de olmadı. Ertesi hafta hükümet Arapça ezan yasağını kaldıran kanunu sevk etti meclise. CHP milletvekilleri de katıldılar yasağın kaldırılmasına ve halkın demir kırat dediği Demokrat Parti iktidarı başladı. Demokrat Parti iş başına gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi orduyu kendi politikasına karşı en azından nötr hale getirebilecek veya mümkünse kendi politikasıyla aynı parayla getirebilecek bir operasyonla bu üst düzey ordu kadrosunda önemli bir tasfiyeye gitmiş olması ve hemen ardından da kendisi gibi bir politik görüşe sahip subayları mümkün olduğu kadar iş başına ya da önemli yerlere getirmesidir. Dolayısıyla Haziran 1950'nin başı Demokrat Parti'ye karşı girişilen tırnak içinde başarısız bir askeri müdahale olarak nitelendirilebilir. Karizmatik bir liderdi Adnan Menderes. Celal Bayar'a saygılıydı ama onun başbakanlık konusunda tercihini kendisinden yana kullanmasının altında hükümeti ve partiyi daha kolay kontrol etme arzusunun yattığını sezmeyecek kadar saf birisi de değildi. Nitekim Demokrat Parti'nin daha ilk grup toplantılarından birinde milletvekillerini kendisinden habersiz Çankaya'ya çıkmamaları konusunda uyardı. Hatta bunu
benim iznim olmadan gideni defterden silerim şeklinde sert bir ifadeyle dillendirmekten çekinmedi. Adnan Menderes'in Menderes olması ya da Adnan Bey olması başbakanlığından sonraya denk gelecektir. Kendisini o zaman gösterecektir. Menderes'i atamasının herhalde kendince bir nedeni olmak gerekir. Herhalde Demokrat Parti'nin yönetim kademesinde ve iktidarda Menderes'le birlikte daha kolay çalışabileceğini düşünüyordu. Ama Koraltan da olabilirdi. Kendisine yani yakın isimlerden biriydi. Ben Bayar'la Menderes arasında siyasi kişilik itibariyle büyük bir fark görüyorum. Bu Bayar'ın siyasi tecrübesi, Bayar'ın siyasete bakışı, dünyayı yorumlama biçimi Menderes'ten muhtemelen farklı. Yıllar önce gittiği bir kasabada Ahmet Ağoğlu'nu ağırlayan genç kaymakamın "Halk hükümetten korkmalı, hükümete itaat etmelidir. Hükümet adamları halkla fazla ilgilenirlerse bu korku ve hürmet hissi zail olur" diye özetlediği yaklaşım kısa sürede değişti. Özellikle köylüler daha önce önünden geçmeye çekindikleri devlet dairelerinde kendilerine gösterilen alakadan hoşnuttular. Amerika'nın Dünya Savaşı sonrası yıkıma uğrayan Avrupa ekonomilerini ayağa kaldırmak için devreye soktuğu, Dışişleri Bakanı Marshall'ın adıyla anılan kalkınma yardımını kırsal alana yöneltti Menderes. Savaşın bitişini takiben gündeme gelen Sovyet baskısı kısmen hafiflemiş olsa da dış politikada yeni bir değerlendirme yapmaya gerek görmedi Demokrat Parti. Türkiye, Batı'yla ittifak kararı almış ve tercihini NATO'ya üye olmak için resmen başvurarak ifade etmişti. Aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bizim bildiğimiz şekliyle başlamasının miladi tarihi 12 Mart 1947 olarak bilinir. Bu da Truman doktrininin açıklandığı ve Başkan Truman'ın komünizme karşı Yunanistan ve Türkiye'deki özgürlük düşkünü insanları korumak için Amerika'nın onlara kol kanat gereceğini açıkladığı tarih. Fakat aslına bakarsanız Türkiye savaş biterken 3 aşağı 5 yukarı nerede durması gerektiğine, özellikle Sovyetler Birliği'nin toprak ve boğazlarda ortak kontrol talepleri üzerine karar vermiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra, yani aradan 15 gün geçmeden Stalin açık açık Kars'ı, Ardahan'ı istediğini radyolardan ilan etmeye başlamıştı. Ve boğazların yeniden müzakereye açılmasını istemiştir. Tekrar Rus Türkiye'ye o arada bir nota göndererek boğazların batılı devletlerle değil, sadece Rusya ve Türkiye arasında müzakere edilerek netice bağlanmasını istemiştir. Ondan evvel de açık beyanatları var. Ben bir vesileyle o zamanın gazetelerini karıştırmak gereğini duydum. Her gün Rusya'nın Türkiye'den bir talebi var. Her gün Türkiye'nin yapabildiği bu talepleri İngiltere'ye ve Amerika'ya bildiriyor. Bu sefer de bunu istiyordu. 1945'te Türkiye Sovyet taleplerini tek başına ve yalnız karşılamak zorunda kalmıştır. Fakat 1946'da Amerika Birleşik Devletleri dönemin Amerika'da vefat etmiş olan Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini Türkiye'ye Missouri zırhlısında göndererek aslında dosta düşmana Türkiye'nin yerini stratejik denklemde nerede görmek istediğini aslında açıkça ilan da etmiştir. Anacığım ben giderim Kore'ye, anacığım ben giderim Kore'ye, Tanrı beni bir arslana döndürür. Kore Savaşı'nın Türkiye'nin hür dünya ile birlikte hareket ettiğini göstermesi için fırsat olduğu düşüncesiyle Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ile birlikte çarpışmak üzere bu ülkeye asker gönderme kararı aldı Demokrat Parti. Ancak Kore'de verilen 741 şehit, 2147 yaralı, 234 tutsak ve 175 kayıp asker değiştirmeye yetmemişti Batı dünyasının bakışını. Böyle olacak.
NATO'ya girmesinin bedeli Kore'ye asker yollamaktır. Ve Kore'de ölen Türk askerleridir. Çok ağır bir bedeldir bu NATO'ya girişimiz. Bizim NATO'ya girişimizi NATO üyelerinin çoğu istemiyorlardı. Aynı bugün Avrupa Birliği'ne üye olmamızda karşı çıkılan argümanların benzerleri NATO üyeliğimiz için de gündeme getirilmişti. Türkiye 1 Ağustos 1950'de NATO'ya üye olmak için ikinci kez başvurdu. Ama NATO üyelerinin eğiliminde bir farklılık yoktu. Red kararı Ankara'da soğuk duş etkisi yaptı. Daha ötesi, Amerikan Genelkurmay Başkanı Omar Bradley, kendileri açısından Türkiye'nin öneminin bulunmadığını söylüyordu. 49'da NATO kurulup da Türkiye dışarıda kaldığı zaman bu ciddi endişelere neden olmuştur. Acaba Türkiye tekrar 1945'te olduğu gibi Sovyetler Birliği karşısında yalnız mı bırakılıyor? Bırakılmayacak ama acaba bırakılıyor mu? Demokrat Parti dış politikada Halk Partisi'nden daha farklı bir çizgiye sahip değildi. Her ne kadar muhalefet yıllarında halkçılar demokratları komünist olmakla, demokratlar da halkçıları daha fazla komünist olmakla suçlamış olsalardı dış politikada anti-Sovyetizm ve anti-komünizm konusunda son derece iyi anlaşıyorlardı. İki ay sonra Sovyetler Birliği ilk nükleer bomba denemesini gerçekleştirince tablo tersine döndü. Menderes'in Amerika'nın askeri üs talebini reddetmesi Washington'u kararını değiştirmek durumunda bıraktı. Bir sonraki NATO Konseyi toplantısında Türkiye'nin üyeliğe kabulünü Amerika teklif etti. Ve 1952 Şubat'ında Yunanistan'la birlikte Türkiye NATO üyeliğine kabul edildi. Soğuk Savaş öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği ile savaş sonrasında birlikte işbirliği yapabileceğini düşündüğü sırada Türkiye'nin Boğazlar'la ilgili meselelerinde Türk ve Sovyet ilişkileri nötr bir tavırla değerlendirildi. Yani doğrudan doğruya Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'nin yanında bir tutum alınmadı. Ne zamanki iş Soğuk Savaş eksenine doğru dönmeye başladı, Sovyetler Birliği'nin sınırlandırılması ve mümkünse geri itilmesi politikası gündeme geldi. O andan itibaren Amerika başta olmak üzere Batı dünyası Türkiye'yi kendi yanında tutabilmek için çaba harcamaya başladı. Bu Türkiye'nin dış politikası açısından zaten çok açık bir şekilde görülmektedir. NATO'nun güney kanadı da Türkiye'ye muhtaçtır. Yani Türkiye olmadıkça da NATO'nun bu tarafı açıktır. Açıktır ama kozunuzu kullanmak için bile güçlü olmak zorundasınız. Açıksa açık diyebilir adam sana, yani fazla itibar etmeyebilir. Sizin, arkadaş bak şu tarafa açık görünüyor, burada ben varım, beni güçlendirmek zorundasınız diyebilmek için bile bir güce ihtiyacınız var. Biz onlardan biraz uzaktık. NATO anlaşmasının imzalanmasını takiben Ankara, Amerikan heyetlerinin adeta akınına uğradı. Zaman içinde kimsenin sayısını tam olarak bilmediği, bir kısmı NATO çerçevesinde, bir kısmı sadece Türkiye ile Amerika arasında anlaşma imzalandı. Ve bu süre zarfında 90'a yakın tesiste görev yapmak için binlerce askeri personel geldi Türkiye'ye. Özellikle bir askeri ittifakta doğrudan doğruya temasa gelen ve NATO normlarına göre şekillenen ilk aygıtın askeri aygıt olması kaçınılmaz. Ben Türkiye'de NATO operasyonunun daha çok silahlı kuvvetlerin bünyesinde cereyan ettiğini, onları NATO normlarına göre şekillendirdiğini ve Türkiye'yi soğuk savaş kapsamında özellikle güvenlik aygıtı vasıtasıyla kendi soğuk savaş projesinin bir parçası kıldığını bildiğimizi düşünüyorum. NATO üyeliği dediğiniz zaman da sonunda Amerika'nın şeflik yaptığı, geri kalanlarında Kızılderili olduğu bir örgütten bahsediyorsunuz açıkçası. Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla birlikte, sözümü bilerek söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyeti kuran ordu olmaktan çıkıp bir NATO ordusu haline gelmiştir. Yani kaynağındaki ulusal kurtuluş ve bağımsızlıkçılık ruhunu bir parça geriye iterek kapitalist dünyanın bir güvenlik örgütü olma yılında hızlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Türkiye'nin NATO üyeliğinin her türlü askeri malzeme, silah ve mühimmat konusunda zorluk yaşayan silahlı kuvvetlere soluk aldırdığına şüphe yok. Keza
modern stratejiler ve savunma teknikleri konusunda deneyim sahibi olmuş Batı ordularıyla aynı verileri kullanıp müşterek hareketin parçası olmakta avantaj olarak görülüyordu. Bu çerçevede NATO'nun Estek Mukabele diye isimlendirdiği genel savunma anlayışına itiraz etmedi Türkiye. Zira Avrupa savunmasının dayandığı mantık da aynıydı. Sovyet saldırısı gerçekleştiğinde önce kontrollü geriye çekilişi, ardından NATO kuvvetleriyle birlikte saldırıyı öngörüyordu Estek Mukabele. Kabul gören stratejiye göre esnemenin sınırı doğuda Sivas, batıda Çatalca hattıydı. Olası Sovyet saldırısı karşısında esnemek yetmiyordu elbette. Boşaltılan bölgelerde yerel direnişlerin örgütlenmesi, bunu gerçekleştirecek asker ve sivil personelin önceden belirlenip eğitilmesi gerekiyordu. O tarihte NATO'da Eisenhower tarafından formüle edilen dolaylı saldırı doktrini yürürlükteydi. Dolaylı saldırı doktrini şudur: komünistler veya sosyalistler dışarıdan ordularıyla açıktan işgal etmek yerine içeride kitle örgütlerini, devlet kuruluşlarını, sendikaları, dernekleri sızma yoluyla ele geçirirler. Yani gizli işgal yaparlar. O halde gizli işgale, dolaylı saldırıya karşı devletin güvenlik örgütlerinin de gizlice örgütlenmesi gerekir. Yani işte Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı veya o dönemdeki adıyla Seferberlik Tetkik Kurulu olarak adlandırılan örgütlenme Türkiye'nin açık işgale uğrayacağı varsayımıyla o işgale karşı direnişi örgütleme gerekçesiyle aslında gerçekte dolaylı saldırı doktrinine karşı bir örgütlenme olarak gündeme gelmişti. Bu sadece Türkiye'de değil, NATO üyesi bütün ülkelerde böyle bir örgütlenme yapılmıştı. Sonra 1970'li yıllarda bu gizli Gladio adı verilen örgütlenmelerin iç çatışmalarda bizzat düzenleyici aktör olarak yer aldığı ortaya çıkınca başta ilk olarak İtalya'da olmak üzere batılı ülkelerde tasfiyesi yoluna gitti ama tam bir tasfiyeden söz edilemez. Açıkça tasfiye edilmediği tek ülke olarak da Türkiye katıldı. Türkiye'de bir silahlı mücadele iklimi, ortamı ortaya çıkmadan çok evvel Türkiye'de kontrgerilla nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Kontrgerilla operasyonu sadece zaten silahlı hareketi değil, her türlü muhalefet hareketini kendisinin hasmı olarak görmüş. Çünkü Soğuk Savaş kapsamında sosyal ilerleme, değişim, Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü sorgulama, kapitalizmin faziletlerini sorguya çekme, bunların hepsi özellikle Türkiye gibi kanat ülkelerinde çok esaslı tehditler olarak algılandı. O gün bu oyuna karşı başka hiçbir oyun geliştiremeyen Türkiye Cumhuriyeti, maalesef Atatürk sağ olsa bu yaşadığımız sürecin tam tersi bir süreç yaşayabilecekken, İsmet Paşa sayesinde Amerika'nın kayıtsız şartsız eyaleti haline geldi. Arkasından Celal Bayar, Adnan Menderes dönemiyle birlikte Türkiye'yi küçük Amerika olarak görecek kadar küçük beyinler tarafından yönetildi. Bu söz Celal Bayar'ın sözüdür. Yani Türklükle, Türk tarihiyle, Türk milletiyle ilgisi olan küçük Amerika olmakla gurur duyamaz. Çünkü bugünün Amerika'sı 200 yıl önce sendin. Öyleyse sen kendini dünyanın sıradan toplumlarından birisi sayarsan ben sana şu şüpheyle bakarım. Sen kendini Türk'ün geçmişiyle özdeşleştirmiyorsun. Başka bir şeysin sen. Anlarım seni. Dersin ki ya ben aslen Rum'um. Ben aslen Ermeniyim. Türk tarihiyle bir ilgim yok. Ha, hem Türk'üm hem de küçük Amerika istiyorum. Bundan daha büyük bir küçüklük düşünemiyorum. Bundan daha korkunç bir küçüklük düşünemiyorum. NATO'ya girilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve NATO karargahı arasında yoğun bir bağ kuruldu. Türkiye'nin yeni dünya düzeninin koşulları içinde Amerika'ya bağımlılığı arttı. NATO üyeliği ve çevreleme politikasının önemli katılımcılarından biri olmamışsa Sovyetler Birliği'ni rahatsız etti. Amerika'da yapılan ikili askeri anlaşmalara paralel olarak Türk ordusunun yapısı değişti.
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Alman, Fransız ve İngiliz ordularının etkisinde kalınarak biçimlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadro, kuruluş ve teşkilatı, eğitim sistemleri, talimnameleri, üniformaları, savaş doktrin ve kuralları NATO'ya girilmesinin de etkisiyle Amerikan ordusuna benzer biçimde yapılandırıldı. Böylece Türkiye 50'li yıllardan itibaren siyasi ve askeri açıdan yeni bir yapılanmaya girdi. Bu yeni dönem Türkiye'nin bundan sonraki ekonomik ve siyasi hayatının belirleyicisi olacaktı. Gelecek bölümde çok partili demokratik hayata geçen Türkiye'nin 50'li yıllarda yaşadığı siyasi ve ekonomik gelişmeleri, 1960'a doğru giderek tırmanan siyasi kutuplaşmayı, toplumsal kargaşayı ve Cumhuriyet'in yaşadığı ilk askeri müdahaleyi ele alacağımız bölümde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Eğer mensup olduğum milletin şanı şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza beladır, beladır. Millet bu gibilere asla izin vermemelidir.